Sarı buğdayları verdik, sarı gelinleri vermedik. Sultan 4. Murat Bağdat seferine giderken Sivas'tan geçmiş ve Ulaş ilçesinde de konaklamış. Onu misafir eden ağanın evinde yapılan ekmeklerin güzel ve lezzetli olduklarını görerek çok beğenmiş. Ağa da padişaha ekmeklerin yapıldığı buğdaylardan çuvallarla vermiş. Padişaha yapılan ekmekler aynı buğdaydan yapıldığı halde ağanın evindekiler kadar lezzetli olmamış. Padişah bir başka sefer dönüşü yine Ulaş'ta konaklamış. Ağaya ekmeklerin aynı nefasette olmadığını söyleyince ağa, "Padişahım, biz size sarı buğdayları verdik, sarı gelinleri vermedik," demiş. Bu tarihi olay zamanla bir yiyeceğin yapılışında malzeme kadar onu yapanların da hünerlerinin olduğunu belirtmek için anlatılan bir deyim haline gelmiş. Sarı Cizmeli Mehmet Ağa. İzmir'in önde gelenlerinden zengin bir adamın Aydın'dan bir misafiri gelecekmiş. Bu misafiri Alsancak istasyonunda karşılamak ve alıp eve getirmek üzere kendi faytonunu ve uşağını istasyona göndermiş. Uşak istasyona giderken efendisine sormuş. "Ben gelecek misafiri tanımıyorum. Kalabalıkta nasıl bileceğim?" Efendisi de uzun boylu, 50 veya 55 yaşlarında, tıknazca, efe bıyıklı, sarı çizmelidir. Elinde gümüş saplı kamçısı vardır. İsmi Mehmet Ağa'dır diye tarif etmiş. Tren gelmiş. Yolcular vagonlardan birer ikişer inmeye başlamış. Garın içi ana baba günü gibi mahşeri kalabalık olmuş. O tarihlerde nereden çıktıysa sarı çizme giymek pek modaymış. Trenden inen yolcular arasında pek çok sarı çizmeli insan varmış. Uşak şaşırmış ve hangisine sahip çıkacağını kestirememiş. Başlamış yüksek sesle bağırmaya, "Aydın'dan gelen sarı çizmeli Mehmet Ağam!" diye avazı çıktığı kadar haykırırken uşağın bu saf hareketi herkesin hoşuna gitmiş. Kalabalık arasında gülüşmeler başlamış. O gün istasyonda bulunup gülüşen kalabalık sarı çizmeli Mehmet Ağa lafını bütün yurda yaymışlar. Bu deyim ismi adresi bilinmeyen ya da eksik bilinen bir kişiyi tarif etmek için kullanılır. Sarpa sarmak. Büyük alim Hızır Bey, Bursa ilinde medrese hocalığı yaparken Sultan Fatih tarafından İstanbul'a ilk kadı olarak atanmıştı. Bir gün dostlarıyla bir ilim sohbetinde iken söz döndü dolaştı ve mahkemelerdeki kadılar üzerine geldi. Birisi sordu. Davalı ya da davacıdan herhangi biri yüksek makamdan hatırı sayılır bir kimse ise kadının hüküm vermesi ne kadar da güç olur değil mi? Hızır Bey bu soruya bir soru ile cevap verdi. Evet, pek müşkil bir durum olur ancak daha da müşkili var. Ya hem davalı hem de davacı yüksek makamlardan hatırlı insanlarsa kadının durumu ne olur? Hızır Bey'in bu sorusuna bir kenarda oturmuş olan Yeniçeri ağası cevap verdi. İşte o zaman işler sarpa sarar efendiler. Bu deyim işler içinden çıkılmaz bir hale geldi. Zorlaştı anlamında kullanılır. Sen deveyi düze indir. Palavracının biri uzun bir geziye çıkmış.
Memleketine döndüğünde mahalle kahvesinde konuşurlarken yolculuk hatıralarından, anılarından söz açmış. Falan yerde bir deve gördüm. O kadar büyüktü ki. Bir dağın üzerine oturmuş, boynunu uzatarak ovada akan ırmaktan su içiyordu demiş. Başka bir palavracı da bu abartmaya karşı, ben geçen gün ava gitmiştim. Göl kenarında bir sürü ördek vardı. Bir atışta 500 ördek vurdum deyince, deve işini anlatan adam, böyle şey olmaz. Bu abartma da değil, basbayağı deli saçması der. Avcı da, hele sen deveyi düze indir, ben de ördeği yüze indireyim demiş. Bu deyim, ben şunu yaparım, ben bunu yaparım diyen ama asıl yapması gerekeni yapmayan insanları ikaz etmek için sen önce şu işi gör manasında kullanılır. Sende bu ense, onda da bu para varken çok dayak yersin. Biri zengin, öteki ise fukara mı? Fukara iki adam. Nasıl olmuşsa yol arkadaşı olmuşlar, gidiyorlarmış. Bu ikisinin önüne ensesi kat kat bir adam düşmüş. Bu kat kat ense zenginin pek bir tuhafına gitmiş. Ve yanındaki fukaraya, şu herifin ensesine bir tokat atarsan sana bir altın lira demiş. Fukara, ondan kolay ne var demiş. Koşup öndekine yetişmiş ve ensesine olağanca gücüyle şaplağı indirivermiş. Şaplağı yiyen adam dönüp bakmış, karşısında cılız ve fukara bir kimseyi görünce kızgın kızgın başını sağa sola sallamış. Fakat bir şey de söylemeden yoluna devam etmiş. Fukara zenginden parayı almış. Fakat tokadı yediği halde o ensesi kalın adamın hiç ses çıkarmaması zenginin tuhafına gitmiş. Yanındakine dönüp, git şunun ensesine bir tokat daha at, sana 2 lira demiş. Fukara sevinçle, paraları hazırla diyerek bir koşu öndekine erişmiş. Ve tam ense köküne şırrak diye tokadı yapıştırmış. Tokadı yiyen adam hızla arkasını dönmüş. Bir de ne görsün? Az önceki gariban, bir yumruk koysa canı çıkar. Deli olsa zahir diye düşünmüş ve ya sabır diyerek yoluna devam etmiş. Fukara 2 altın lirayı da cebine atmış. Fakat zengin bu garip adamın ikinci tokada da ses etmemesine iyice meraklanmış. Üstelik bu oyun giderek daha heyecanlı ve eğlenceli oluyormuş. Fukaraya dönerek, bir tane daha şaplat, 3 altını cebinde bil demiş. Fukara para kazanmanın kolay yolunu buldu ya, durur mu? Koşmuş yetişmiş. Ve o garibanın kat kat ensesine bir tokat daha çakmış. Şırrak! Tokadı yiyen hışımla geriye dönmüş ve be herif, deminden beri enseme ne vurup duruyorsun? Benden ne istiyorsun diye bağırmış. Fukara ise pişkin pişkin gülerek, kendisini kışkırtıp duran zengini gösterip, efendi, sen de bu ense, onda da bu para olduktan sonra daha çok dayak yersin demiş. Bu deyim parası olanın, parasının gücüyle pek çok zalimliği yaptırabileceğini anlatmak için kullanılır. Sen de mi Brutus? İmparator Sezar'ı öldürtmek için cumhuriyetçiler bir komite kurarlar. Bu komitede Sezar'ın yetiştirip büyüttüğü Brutus da vardır. Komite 15 Mart günü Sezar'ı öldürmeyi kararlaştırmış. Sezar o günde sıradan bir günmüş gibi saraya giderek tahtına oturur. Sezar'ın devlet işlerine daldığı bir sırada suikastçılar tarafından etrafı çevrilir. İçlerinden biri
kardeşinin mahkumiyetinin affını rica eder. Diğerlerinin de ricaları olduğunu düşünen Sezar, bu adamları dinlerken ötekiler hançerleriyle saldırırlar. Kendini savunurken karşıdan elinde hançerle Brutus'un geldiğini gören Sezar, "Sen de mi oğlum Brutus?" diye haykırarak eliyle yüzünü kapar. Ve aldığı 23 hançer darbesiyle orada can verir. Bu deyim, birisinin hiç beklemediği birinden ihanet görmesi manasında kullanılır. Seni deve tepti. Kör dilencinin birisi işlek bir yolun kenarına oturmuş, mendilini sermiş, sadaka topluyormuş. Vakit öyle olmuş, karnı acıkmış ama hayal kurmaya başlamış. "Ah!" demiş. Hayır sahibinin biri gelse de şöyle fırından yeni çıkmış, taze taze ve yumuşacık bir ekmek verse ellerime, ben de şu dükkanlardan biraz azık isteyip karnımı bir güzel doyursam. Hülyalara daldığı sırada caddeden geçmekte olan kervandaki develerden birisi kenardan yürürken ayağını körün kucağına basmış. Kör heyecanla sevinmiş. Devenin yumuşak ayağını taze ekmek sanmış. "Tam umduğum gibi nasibim geldi" diyerek sarılıp kucaklamış. Deve ayağını çekmek istedikçe o bırakmaz. Ve hem de "Ekmeğimi almayın, ölürüm de vermem" diye bağırırmış. Nihayet deve kızmış, ayağını kuvvetle körün ellerinden kurtarıp suratına bir tekme savurmuş. Yaygara ve şamatayı ayyuka çıkaran kör hem ağlar hem de "Ekmeğimi aldılar, kaçtılar" diye bağırırmış. Etrafına toplananlar köre "Sus" demişler. "Şamata etme, sen ne ekmeği sayıklıyorsun? Yahu seni deve tepti de haberin yok." Bu deyim hayalleri boşa çıkan insanlar için kullanılır. Sepetlemek. Bu deyimin hikayesi bir peygamber kıssasına dayanır. Bilindiği gibi Firavun'un kahinleri Firavun'a İsrailoğullarından bir erkek çocuğun tahtını, tahterevanını elinden alacağını ve onun hükümranlığına son vereceğini söyler. Bunun üzerine Firavun, Mısır'da İsrailoğullarından doğan tüm erkek çocukların öldürülmesi emrini verir. Yakup peygamberin üçüncü oğlu olan Levi'nin soyundan Umran adında bir kadının bir oğlu olur. Kadıncağız oğlunun öldürülmemesi için onu bir sepetin içine koyarak Nil nehrine bırakır. Allah'ın hikmeti. Sepetteki çocuğu Firavun'un hanımı Asiye bulur ve evlat edinerek sarayda büyütür. Bu deyim kıssadaki mananın bir benzeri olarak yola koymak, göndermek anlamlarında kullanılır. Ancak zamanla alaycı bir şekle bürünerek istenmeyen birini def etmek, uzaklaştırmak anlamında kullanılır olmuştur. Sepette pamuk yok. Pamuk toplama mevsimi gelince Çukurova'da çok sayıda amele tutulurmuş. Böyle bir mevsimde büyük bir tarla sahibinin tuttuğu ameleler arasında geveze ve kaytarıcı bir işçi varmış. Kolundaki sepet hiç dolmaz, habire gevezelik eder, diğer işçileri de oyalarmış. Kahya durumu fark edince adamı çağırmış. İşine dikkat etmesini, boş gevezeliliklere son vermesini söylemiş ama beriki aynı boş sözlerle kahyayı da oyalamaya başlayınca, "Ben sana para veriyorum, laf değil, iş isterim. Hani sepette pamuk yok, lafa gelince çok" diyerek adamı azarlamış. Bu deyim palavra ve boş laflarla etrafı oyalayan ve kendini bilgili göstermeye çalışan kişiler için kullanılır.
sermayeyi kediye yüklemek. Anadolu illerinden birinde zengin bir kuyumcu varmış. Dükkanında yıllardan beri bir kalfa çalıştırır ve kimseye güvenmezmiş. Sabahleyin dükkanı kendi açar, akşam kendi kapatırmış. Köle gibi çalıştırdığı ve sanatı sayesinde onca para kazandığı kalfasına ise doğru dürüst para bile vermezmiş. Kalfa o kadar rica ettiği halde aylığına zam yapılmayınca geçinemez olmuş. Bu işe kendisi bir çare bulmaya karar vermiş. Kalfa'nın evi dükkana yakınmış. Evdeki kedisini her sabah yemek yemesi için dükkana gelip sonra eve dönmeye alıştırmış. Karısı kedinin boynuna bir kurdela bağlamış ve ucuna da nazarlık muskası biçiminde gizli bir cep dikmiş. Sabahları kendi kendine dükkana gelip yemek yemeye alıştırılan kedinin boynundaki ufacık cebin içine kalfa her gün bir altın çalarak gizlice sokar ve kediyi eve salıverirmiş. Bu yıllarca sürmüş. Cimri sarraf altınlarının eksildiğini sezer ama nasıl çalındığını bir türlü anlayamazmış. Günden güne kazancı azalmış. Sermayeden yemeye başlamış. Dükkanı kapatırken kalfanın üstünü başını arar ama bir şey bulamazmış. Nihayet kalfayı kovmuş. Kalfa da çaldığı altınlarla onun dükkanının tam karşısına bir dükkan açmış. Halk yeni açılan dükkana akın ettiği için eski patron bir süre sonra iflas etmiş. Eski sarraf bir gün eski kalfasının dükkanına gelmiş. Kalfa eski patronuna çok saygılı davranmış. Konuşurlarken bu işi nasıl yaptığını anlatırsan sana hakkımı helal ederim demiş. Kalfa gülmüş ve o sırada kucağına tırmanan kediyi göstererek işte ustacığım demiş. Senin sermayeni ben bu kediye yükledim. Bu deyim hesapsız harcamalar sonucunda elindeki parayı tüketenleri tarif için kullanılır.